Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Merhaba Mehtap. Dost, gol müsün nesin? Orada bir şey yazmışsın. Tam olarak anlayamadım orayı. Kötü bir şeyse kaldır ablacığım, olur mu? Beni paylaşıyorsun ama kötü şeylerin paylaşma. Bak Şabaniye gibi güzel şeyler, diğer fanlarım gibi güzel şeyler paylaş yani. Herhangi bir yere gidecek diyelim. Ne savcılığa ne şeye. Baktım evraklardan, oradan buradan. Bir şey mi paylaştın sen? Öyle karşıma çıktı az önce. Bilmiyorum. Yani öyle. Bir de orada epilepsi rahatsızlığı geçiriyorum. Ondan sonra onu paylaşmışsın. Rica edeceğim. Yani o tür şeyler izin vermiyorum. Bu hastalıktır. Hastalıktır. Rica ediyorum. İnsan gibi söylüyorum. Şimdi yani o videoyu kaldır, diğerleri kalsın. Çünkü hastalıkla kimse dalga alay geçemez. Öyle mi? Tamam, teşekkür ediyorum sildiysen. Silmiş efendim.
Bana bak. Sana dedim ki ne dün. Getir buraya bırak. Eksik olan taraflarını ben bir şekilde yaptırayım. Ondan sonra bana diyorsun ki ne? Kendi arabanı kendin mi şikayet ettin? Lavuk. Kimi kandırıyorsun? Bu bir. Malazgirt'te ne işin var senin? İki. Neden çekildi? Neden çekildi? Şu an arıyorum ben parkı. Cevap vermiyor. Şimdi buradan oraya mı gideyim? Giderim. Masraflar? Bıktım usandım. Sana yemin ederim o kadar arabalarım vardı hepsinin yüzünden birine evimin önünde yaktım. Diğerleri birine baktım sana verdim Konya'da. Tamirde dedim Balgat'ta dedim. Baktım ki Konya'da satmışsın. Üstü açık Renault Cabrio'yu. İki. Bana bak. Yuvanı yıkarım. Yuvanı yıkarım. İçmedim. Senin bana verdiğin zarar. Senin bana verdiğin zarar bu ev. İcralık olmasa bunu da benim elimden alacaktın. Üç kağıtçı. Altı kağıtçılar senin bokunu yesinler. Şey, sen onların bokunu ye. Dümbük. Dümbüklere de kurban ol. Efendim bu eski olan, yaratık olan Fuat her şeyimi aldı. Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Kaç tane dairemi aldı? Arabalarımı aldı. İş yerimi aldı. Onu muamillere varana kadar. Tamam oğlum. Kaza yapıldı. Arabayı yaptırdım. Dün sana getir dedi. Bugün Malazgirt Caddesi'nde neymiş efendim? Yakalanıyor. Muayenesi yokmuş. Parka çekiliyor. Dün getirseydin ya. Ah 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 Gündür. Ama ben aradım Gündür'ü. Gündür'ü de burada şey yapmıyorum. Biz Gündür'le konuştuk öyle. Hatta Gündür artık bıktım usandım. O dalavere dolandırıcı. Sen cezaevine girince beni dolandıran o üç kağıtçı Fuat'la benim işim olmaz. Ben köpekler için ona bir şey demiyorum dedi. Hala da görüşmez o kadın. Köpekleri geldi burada ben cezaevine girdim ya. Ondan dolayı. Ne kadar şeymiş bu? Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi billah. Bu ev Allah'tan ki icralık ha. İcralık olmamış olsa yemin ederim bunu da alırdı. Bunu da alırdı. Bu ne ya? Şimdi çekici parası, kurtarıcı parası, muayene parası. Dün aradım seni. Getir dedim. Günür burada mı? Günür arayacağım gelsin bu konuda. Gelirse gelir, gelmese ne yapayım Gündür? Konuya vakıf. Gündür, beni kırmazsan bir iki dakika yayına gelebilir misin? Çok önemli. Amin Göksel kardeşim. Amin ya. Vallahi billahi ya. Dün söyledim ona. Günur da şahit. Günur bir iki dakika rica edeceğim. Bak arabamı ne yapmış koca kafa.
Dün ne konuştum ben? Benim üzerime atıyor. Sen mi diyor beni ihbar ettin diyor. Arabayı yakalattırdın diyor. Gene parka çekilmiş. Ne kadar şerefsiz, adi, mahlukat, dolandırıcı, pislik ya. Vallahi billahi bıktım usandım ya. Şimdi ruhsat sahibi de ben olduğumdan dolayı ya Allah'tan gidiş kaportasını yaptırdı. Yürüyen aksam hala duruyor. Yok efendim yok. Ne benim gülmeme, ne benim neşeli olmama, ne oynamama. Hiç. Gerçekten. Baktım usandım. Dış kaportasını yaptırdı. Günur, ben haksız olduğum zaman seni çağırmam. Merhaba Tamam. Demir. Hayatım, neden canlı yayında konuşmak zorundayız? Niye benimle özelden Ama konuşuyorsun, canlı yayınlarda bak yapıyorsun numarama bunu? kadar geldi Günur. Ne Ben dün oldu? onu aradığımda Ha. dedim ki ne? Tamam getir eksik kalan yerleri kampana dedi. Dört tane lastik çıkma dedi. Ha. Diğer kaportasını yaptırdım. Plan dedi, değil mi? Şimdi de Malazgirt Tamam, öyle anlattım. Caddesi'nde arabayı parka çektirmiş. Ruhsat sahibi benim. Ben olmadan çıkmıyor araba. Bu bir. İkincisi. Ben bu prensi. Selam Filiz Cebar, hoş geldin. Malazgirt Bulvarı Taarruz Kavşağı'nda ihbardan dolayı çevirdi. Bana diyor sen mi şey yaptın diyor. Allah aşkına Gündür ben dün onunla konuştuğumda ben kendi arabamı nasıl ihbar edebilirim? Utanmadan benim üzerime atıyor. Sibel, yani ne diyeyim ben? Bu arabayla bu adam sürekli seni tanıdığımdan beri sorun yani. Bu araban Ne var, istiyor, yapardım? geliyor, alıyor. Oynadım, ettim. Bilmem ne. Beni ağlatmaya kimin hakkı var? Allah aşkına ya. Allah Yani aşkına. ama bunu biliyorsun Sibel, bu adam seni ağlatıyor yani. Hoş bulduk Melek. Yani bu arabayı veriyorsun, her seferinde problem oluyor, her seferinde aynı şey. Şimdi bu araba nerede? Parkta ben olmadan çıkartamıyormuş. Sen Sen diyor çıkartacaksın. git oraya diyor. Ruhsat Ha. sahibi sensin diyor. Masraflar bana ait diyor. Nasıl, kim, masraflar kime ait? Kime ait masraflar? Anlatmıyorsun ki şimdi, özelden anlatmıyorsun. Burada canlı yayında bana hikaye anlatıyorsun Sibel. Herkes bilsin gündür. İyiyim. Zaten biliyor, iyiyim ben beyazım, sağ ol. Herkes zaten biliyor. Bu kaçıncı olayım? Bu kaçıncı olayım? Hayır. Şu anda şunu söylemek istiyorum. Ben cezaevine girdiğimde Gündür Hanım'ı dahi köpekler şey dolandırdı ama Gündür Hanım Bestami ile Aruşka için yine onunla görüşmüyor. Ben de görüşmüyorum. Sadece kaza yaptı pektir. İşte Kaza bu yaptığında arabayı ben yaptıracağım dedi. Yaptırdı evet. Dış asıl kaportasını. yok. Şimdi Sibel, bu adamın sistemi bu. Sana biraz iyilik yapıyor. Yaptığı iyiliğin içerisinde senden alıyor. Köpekleri kurtardı ama beni dolandırdı ondan sonra. Sana da iyilik yaptı. Arabayı çıkarttı. Bilmem neler yaptı. Şimdi sana bu kötülük. Yani böyle bir adam. Ben bunu görüyorum bu adamda. İlle bir iyiliği dokunuyor. Ama Gönül ille kazığı da çıkartacağım bunu. sokuyor yani. Gönül Mehmet, çıkartacağım.
Evet, sen çok sıkıcı bir insansın. Çıkartma. Sıkarttık da, tövbe. Gıbır etmeyeyim. Yak yapıyorsun. Ufaklık. Yani. Bu adam Şimdi ben. dedi. Ha. Bak seni bile ben cezaevine girdiğimde yok şeye baklava ısmarlayacağım. Yok bir yerden lokanta çorladı. Onun parasını, hayretinin parasını. Yok bilmem Hayrettin, Müsamettin ne. gibi isimleri Hepsini de hatırlıyorum. dolandırdı. Adam bunu Bütün kontratını yapıyor. dolandırmaya kalktığında Günür ben konuşurum ondan Evet. sonra katkı vereceğim sana. İkinci dolandırdığında cezaevinden çıktığında ben seni ararım. Bana kalktı dedi ki ne? Aa neden Günür'ü aradın? İkinci tezgah kurmuştum ona dedi. Niye aramadın? Aradım ben seni uyardım. Yani Doğru mu Günür? şunu şöyle görebiliriz. Hiçbir acıması yok. Hiçbir acıması yok. Yani böyle bir insanla sen konuşuyorsun Sibel, ben değil, sen arabana veriyorsun. Sen her seferinde güveniyorsun ve her seferinde böyle tantana oluyor, ben ne yapayım? Dış kaportasını komple boyadı Sız. ya, Öyle boyattırdı ya. gösteriyorum ya. O zaman da arabanın şeyini değiştirmişti. Öyle gösteriyor bize. Öyle. Bu nasıl bir insan, ben bir şey diye bilemeyeceğim yani. Diyemeyeceğim. Ben şimdi, beni niye çağırdın sen buraya? Aa, ben haksız olduğum şeyde çağırmam. Haklı haksız. Bana diyor ki ne Günür? Sen Neyi diyor ihbar ettin diyor. Ben kendi arabamı doğru ihbar diyorsun etmişim. Ben farkı ettirmişim. Öyle bir şey var mı sen? Allah Öyle aşkına? şey Yani olabilir şimdi mi? Niye aklıma yapacaktın bunu? geldi. Ha? Niye yapacaksın? Sen bunu niye yapacaksın? Hatta dün konuşmuştuk. Bir anlaşmaya varmıştık seninle. Bir gün gelirdi araban, sen kullanırdın, işlerini yapardın, geri verecektin. Ha. Öyle Bana konuşmuştuk seninle. Sen niye öyle ihbar diyor. ediyorsun? Öyle diyor. Ya bilmiyorum Sibel. Bak şunu da bilmiyorum. Ben, yo sen dün yattın ki. Uyudum Ha sen dün. ben. Uyudun, evet. Alkol de Dört gibi, almadın, beş gibi uyudun sen dün. uyuyorum ben. Ne? 4-5 gündür uyuyorum erken kalkıyorum. Yok, 4-5 gündür Biz değil, dün. de alıkmıyorum. Dün pil bulamadın. Dün uyudun. Yani telefon et zannetmiyorum. Şunu da Açmadım hemen. çıkartalım. Açsamasın da iyi olur belki Bunu de. da çıkartalım. Konuşmayı kesmesinler. Ben biliyorum kimi çıkartacağımı. Ne de olsa Şengül'ün Euro'ların kızıyım. Ha. Laf yediyorlar. Şengül'le O yayın yüzden çıkartayım değil yapmışsın. mi? Ha? Lafa Bence boğulmaya değil. diye çalışıyorlar. Sibel, Anlamadım. onlar yine masraf sana giriyor yavrucuğum. Masraflar sen diye. Yıllardan beri böyle. Yok Sen yok. çalışıyorsun, onları besle. Hayır, bana diyor ki Ha. ne? Şimdi sen diyor, buradan diyor, Balgat otoparka git diyor. Ruhsata sahip benim ya. Onun üzerine kesilmiş şey. Ben olmadan çıkartamıyor. Yani çıkartamaz, hiç kimse çıkartamaz. Her ne kadar icralık olsa da. Okey. Bana onu söylüyor. O zaman gönder dedim parayı. Neyle gideyim ben? Gönder. O aranızda beni ilgilendirmiyor. Beni hiç ilgilendirmiyor Sibel. Benden para çıkmaz. Bu da canlı yayında söyle. Madem canlı yayında konuşmak istiyorsun, benden para çıkmaz bu sefer. Göndermem. Ne? Niye? O çıkış şeyinde falan hiçbir şeyde bu konuda yardımcı olmam. Ben bıktım sizin ikinizden de, arabanızdan da Benden de bıktım. ona çıkmaz. Ne yaparım biliyor musun? Dursun o zaman, bana ne? Atlarım buradan. Taksiye giderim. Parka arabamı alırım. Getiririm kapının önüne. Eksiklerim ne varsa param olduğunda dört tane çıkma lastiğe ihtiyacım Yapalım var. Bir. beraber ha. Olmaz. Arka teker kampanyası. Kampanya. Göksel düzeltsene kardeşim. Kampanya mı? Kampanya mı? Kampanya Kurtuyor. efendim, kampanya. Kampanya değil ya. Neyin nesi? Arka kampanya. Kampanya. Kaporta, onu mu diyorsun? Ha, Göksel bilmiyorum ben. Arabayla pek alakam yoktur.
Yüksel İvedilik'te yazar mısın? Okuyun. Arka Bilmiyorum. tarafı kapan ya. Eker'in tadında Ha, ben tanım bilmiyorum, hiç bilmiyorum. yazsın. Maalesef bu konuda O sizlerden hiçbir bilgim yok çocuğu efendim. ondan sonra bak seni çıkartıyorum canım. Sen Şekin'in Aa, yayınına gel. Bu aa da niye? Niye bir ben olaylar çıkarıyorum bunu yazdı diye? konuşuluyor. Aa! Kapan ya, Niye kapan ya. çıkarıyorsun? Niye? Aa, kıza Ama bak. konuşacağımı unutturuyor bana. Okuma Kulem orayı. yapıyor. Benim Şeyin yüzüme, yayında değil. bak, oraya bakma. Aralarını arka Yoksa kim? tekerin kampanyası. Diyor 4 tane çıkma lastik alacağım. Ondan sonra elektrik aksamını yaptıracağım. Dış şeyine kampana. Bravo. Aha. 11.66. 76. Evet. Kampana. Arka Ha. tekerden sürtüğünden dolayı frene zarar verebiliyor. Ondan dolayı 4 tane çıkma lastik Tamam, 750 TL'den ben bilmem alacağım. sizden ne yapması, ne, siz biliyorsunuz. Ben arabayla ilgilenmiyorum. Ehliyetim bile yok benim, biliyorsun. Yap. Lastik kampanyası. Kampanası. Lastik kampanası. Evet doğru. Teşekkür ediyorum. Niye çıkardın sen temin kişiyi, Pakize'yi? Bakize geliyor. Şengül yanında da offside şeyler konuşuyor. Hiç o Şengül serçeyi dışarıda. Ha, konuşmadı. Gayet de güzel konuştu. İltifat etti. öyle Ay, ay, o, mi? okumadın mı? Yok. En Yani son ben bilmiyorum bana Sibel. yazmıyor. Böyle oluyor. Böyle oluyor. En son Kavgalar, gürültüler. Bir dakika. Böyle oluyor. Kavgalar, gürültüler. Abo! Ondan sonra bir bakmışım gene arabayı vermişim. Gene öyle olmuş. Gene şöyle olmuş. 5 seneden beri böyle. 6. seneye girdik belki, bilmiyorum. Efendim? dış şeyini kendisi yaptırdı. Sen de şahitsin. Ha, sen. Kaporta. Evet. Doğru mu? Evet. Dış kaportayı Ha, böyle olmuyor elin alırsın. öyle mi? Bak Burada buz küfür alırsın. eden sen Bilhassa. değilsin böyle bağıran. O sana küfür etmiyor oradan. Sen ondan küfür etmiyorsun. Bağırışın olmuyor yani. Böyle mutlu mutlu hallediyorsunuz hep. Bir de yo demez Yine mi? sen bir tane kız alırsın. Ne alırım? Kız alırsın. Kız mı? Evlenirsin. Ha. Gol ilerlersin. Golledikten sonra kaportaya gönderirsin. Dış kaportayı yaptırmış göz boyama. Yürüyen atsam aynı. Hanımefendi, Ne ben öyle anladım? kız Ben işte. alırım, kolilerim, gönder, öyle bir şey ne diyor? Ne, bu nasıl bir benzetmesi ben? Hayda! Bu nasıl bir benzetme? Lütfen kadınları arabalara benzetmeyelim. Tamam mı? Kadınları arabalara benzetmeyelim lütfen. Hayda! Nasıl benzetme bu? Bilemem ben. Oh, tövbe ya Rabbi. 100 yıl düşünsem aklıma gelmez öyle bir şey. Veriyorum kızım sen. Bakalım arkası yarın bu. Arkası yarın bu hikayenin de. Bakalım ne olacak gene bu adamla. Valla 20 kaç seneden beri beraberler. 20 bilmiyorum. Hayatında var Sibel'in bu adam. Çıkacağını da zannetmiyorum. Tıpkı tekniş gibi. Bir tane de komşusu var Recai. O da çıkmıyor. Bunlar dönüp dolaşıp böyle geliyorlar. Ben de artık alıştım biraz. Ben de sanırım 4. şahısı. Bak ben de gidip geliyorum. Sibel'in etrafında. Ne yapalım Sibel? Siboş. Senin de kaderin o adamlarla. Ne yapalım? İyiyim canım. Okuyamadım kimsin de. İyiyim çok şükür. Karnımı da doyurdum. Biraz sonra kahvemi içeceğim. Yarın iş var. İyisin ben. Peki bu şey bu arabayı oraya kim çarpmış o zaman? Hayır, bana iftira atıyor. Sen zannettin. Daha önceleri belki yaptım bilmiyorum da sen zannetmiştin ama sen yapmadın. Ne? Ama bak, parka gittiğim zaman oradan çıkar.
Ha, Bak iyi. Malazgirt'te çekildiğini söylüyor. Muayeneden dolayı. Muayenesi yokmuş. Araba mı çekilmiş? Araba parka çekilmiş. Evet. Kendi kız. Malazgirt'te ne olmuş? Kız Malazgirt dediğim şey Gündür. Şehir mi bu? Yok Sokak yok. ismi mi? Ankara. Malazgirt. Ya. Dur. Malazgirt Bulvarı. Taurus. Ankara. Ha, belki yanlış bir yere park etti. Çekmiyorlar mı öyle? Yanlış park edince çekmiyorlar mı bazen? İşte ihbardan dolayı diyor. Yalan söylüyor. Yanlış park etti o zaman o. Olabilir canım, yanlış Denizciğim park hoş etmiş geldin. olabilir. Kurtarıcı parasını zaten kendi diyor. Şimdi ruhsat bana ait olduğu için sen benim oraya gitmem gerekiyor. O zaman ben gidemem. Kusura bakmasın. Beraber Ben gidersiniz. aramadım mı Gündür? 4 gündür, 5 gündür Yeliz de biliyor. Yeliz müsait sen gelir misin abla? Veya gelme. Şu an Gündür'le konuşuyoruz. Şey, beraber gidersiniz. Ne? Beraber gidersiniz. Niye beraber gideyim? O çektirtirsin. Sen de orada onunla bulunman gerekmiyor mu? Öyle olmayacak mı? Hayır, ben şeye giderim otoparka. Oradan derim ki ne? Fuat. Verim Fuat'a. Orada bir imzalarım. Ondan sonra kurtarıcıyla mı? Cartla mı? Curtla mı? Tüm masraflar ona ait olur. Benim buradan gidişim taksi. Ben niye taksi parası vereyim? Ha, tamam, ben bilmem siz ben. Nasıl uygun görüyorsan öyle ya. Yani. Muayene. Dün dedim ya. Yemin ederim Gündür sen yok muydun? Vardın. O yüzden seni çağırdım buraya. Yeliz'ciğim gelmek istiyorsan gel bir tane. Dün konuştuk. Yeliz biliyorsun benim çok sevdiğim bir bacım. Ne diyordum Gündür sana ya? Dün konuştuğumuzdan bahsediyordun. Konuştuk dün, Ha, evet. dün ben 5 gündür arkadaşlar ben şey almıyorum. İçki içmiyorum. Alkol kullanmıyorum. Ondan sonra Gündür'ün yanında dedim ki getir arabayı. Yaptırdın getir. Bayramda gene sende kalsın. Doğru mu? Yok sen dedin. Ben Öyle dedim. diyorsun. Sen bana akıl danıştın. Öyle diyelim. Şey yaptın. Akıl demeyeyim de yani bahsettin. Ben de öyle bir şeyle geldim. Bir günlüğünü al, işlerini hallet. Sen ondan sonra arabayı geri ver. Bayramda o kullansın diye bir Tamam. anlaşmanız varmış zaten. Bugün de şimdi ben onu aradım. Bana diyor ki ne araba Malazgirt Caddesi'nden şeye çekilmiş. Parka. Malatya Caddesi'nde ne arıyor araba? Sibel, ceza Ruhlardan falan dolayı gelmiyor diyor değil mi ve zaten? Deniz tutuyor Gündür. Suçlasın Sibel, ne yapacak? Sen yapmadın ki bir şey. Çözüme bakalım. Suçlamaya şey değil. Okunmuyor. Ne bu? Yazdığı şeyleri de gösterme ya. Olmaz mı yani? Mesajları gösterme aşkım. Yani aranızda çözeceksiniz bunu. Bir Hayır, şekilde. Malazgirt dediğim yani Ankara'nın şeye, Çankaya herhalde veya bilmem neresi. Bilemiyorum, ben bir Ankara'nın bir yerindedir. Sen yapmadın. Sen dün yaptın. Seni izleyen benim. Ben karşımda uyudun sen. Yani sen yapmadın. Bir Muhterem suçlamalar oluyor efendim, niye zaten. kendi arabamı ihbar edeyim? Yo, evet. Adamın evine barkını biliyorum. Gider alırım. Veya telefonla diyorum ki getir. Yani mantıksız, senin şu anda şu durumda ihbar etmen mantıksız. Ve de yatıyordun, uyuyordun. Müsaadenle ben bir kahve suyu koyayım, geliyorum. Bir kahve biraz içerim mi? Ruhsat. Geldi işte.
hakkını vermiyor şimdi. Öyle bir şey yok. Kaza yok. Baş kötü de olabilir. Bana patlıcan gönderen, bol gönderen, ördek gönderen, bu sen gazi düşmanın elinden balon gönderen diyemiyor. Nasıl bile tam benim adımı kesiyor. B.B. Güzel başta. Güzel kılık. Değil mi? Ama bu aşkın suda üç kartı oldu. Ağaçlar da belli. Kendi sınırı dolandırdı. Ben de zannettim. Sizi asla ona ateşmiyor. Sadece benim hatırım için değil. Ötekiler hatırı için. Efsaneli Haluk Bey. Fazla konuşmayın. Aa, muayene ne oluyor ben mukaddes cim? Muayene ne oluyor? Arabayı... Ben sigortayım zaten mevcut boy. Filmden bahsediyorum. Bunlar biliyor. Muayene diyor. Muayene nasıl oluyor? AKP, AKP mi? Şimdi AKP diyorlar burada. Ondan mı acaba? AKP. Var. APK. Burada APK köyün diyorlar. Araba muayeneden geçiyor. Sürülebilir diye bir şey alıyorsun. Birkaç senelik olabilir. Ondan mı acaba? İhbar diyor. En ihbar işte, diyor ki, tamam sen ihbar etmedin. Hayır, o orası doğru değil. Şey diyor. Muayenesi yaptırılmamışsa diyor. Trafik yakalamış arabayı çekmiş olabilir ne diyor. Neden arabanın hiç telefonu yok. Gitme çalışıyor. Bir dakika bir durun. Ne ya? Araç mikrofonu kapat. Mikrofon yakında şeyden geliyor ona. Her vakitadan geliyor. Şabaniyen dedim. Bugün yok. Oradan. Ben de kullanacağım. Kadın kitinde kahve yapıyor. Su kaynıyor. Kettle çalışıyor. Kettle. Yani mikrofonu kapat. Nereden kapatacağım mikrofonu? Yok. Kapatma. Getirin tamam. Sesi. O muayenesi muayene sigorta başka o zaman arkadaşlar. Muayene de mi başka oluyor? Ha, ben ne bileyim. Ama burada sana muayene diyor da ihbardan dolayı diye ben onu ihbar etmişim kendi arabası. Kusura bakmasın valla. Ben Tamam. Abi içmesin mi ya? Kitil de yok. Tamam. Kitil de yok. Size ne kadar bıraktınız ya? Sıkma olarak bana söylüyorum. Ben olmadan da o şey yapamaz. Ben gideceğim oraya. Evet. O ağaç çıkartabilir. İmza atacağım. Öyle olabilir. Artık şunu da söyleyeceğim. Eğer ceza yazıldıysa bu ağaçta onu da oradan imzalattıracağım. İmzalayacağım. Bak hala ödüyorsun. Hala ödüyorsun onun cezalarını. Hala ödüyorsun onun cezalarını. Bak yine üstüne geliyor. Benim korkum bu. Arabayı alıyor. Daha dün konuşuldu. Dedim ki ne? Gündür dedim bak arabayı alayım. Bazı eksikleri var. Çıkma lastik olmuş 750 TL. 4 tane lastik. Arka kampana. Ondan sonra elektrik aksamı. Dedi ki ne bana? Ben sana anlattığımı söylüyorum. Bayramda sen dedin ki ne? Sibel dedin. Tamam. Senin yarın işlerin var. Ben de ona istinaden aradım. Dedim ki getir yarın işlerimi halledeyim. Gene sen sende kalsın bayramda
şey bayrama kadar eksiklerini yaptır, lastiklerini falan, elektrik aksamına yalan dedim. Ondan sonra bayramdan sonra getir dedim. Doğru mu? Sibel, ben o kısmı konuştuğunu ben... Yapıyor. Sen diyor ihbar ettin diyor. Of, ben ne yapayım Sibel? Ne yapabilirim bu konuda? Ne yapabilirim ben? Yalan söylüyor Gündoğ. Ben 5 gündür priz alıktığım dönemler de oldu. Hangi bir gün ben kalkıp da kendi arabamı ihbar ettim? Ne yapacağız şimdi? O öyle söylüyor. Ne yapacağız? Çözüm getirmeniz gerekiyor hayatım. Çözüm. Ortada bir güzelim araba aranızda mahvoluyor. Çözüm getirmeniz lazım. Vallahi ben şöyle, evet bence de yazıklar olsun. Bence de yazıklar olsun. Çok arabalarımı aldı. Onlu muamiller iş yerimi aldı. Dairelerimi aldı. Yani evin icralık. Burası icralık olmasa bunu da alırız zaten. Allah o yüzden onu ifla etmiyor. Güldürmez. Güldürmez. Almam ağzımın ahını. Çıkar ayeti ayeti. Senin de başın beladan eksik olmuyor yani. Sayesinde. Devam. Hem yapıyor hem yıkıyor. Hem yapıyor hem yıkıyor. Benim yapabilecek bir şeyim yok. Ben sen dün telefon etmedin. Ona şahidim. Bu kadar. Kaçta yattım? 11'de mi yattım? 11'den sonra ne oldu bilemem. Ama uyuyordun. Derin uykudaydın yani. Yemin ederim sana. Dinlemeden kadın dostum. Mehtap. Buradaki izleyicilerimiz Şengül abla, Şükran abla. Ojelerine çok yakışmış. Seni görüyorum. Çok tatlı olmuş. Ay çok yakışıyor sana oje. Evet, biliyor. Ben sabah 6-7 miydi? Ne kalktım? Ondan sonra yayın açtım burada. Geldi. Şengül abla geldi. Şükran abla geldi. Melisa geldi. Melisa'yla da bir yere gittim. Bir yere gittim derken nerede geldi? TikTok'a gittim yani. Bak Göksel kardeşim ne demiş Gönül? Hayırlısı vallahi bilmiyorum. Ne demiş Göksel? Okuyamadım, kaçırdım orasını. Bizim burası yanıyor arkadaşlar. 30 derece bugün. Dün de yandı. Yarın da yanacak galiba. Hemen karşıdaki çayır sapsarı oldu. Kuşlar ağızlarını açmışlar. Kargalar böyle. Bu memleket kaldırmıyor öyle çok yüksek sıcaklıkları. Yani araç ihbar olmuş, ihbar. Benim üzerime atıyor, benim üstüme atıyor. Sen diyor beni ihbar ettin diyor. Niye, hangi amaçla ihbar edecekmişsin? Zararlı çıkan sensin. Tamam da. Gönül ben şeye bir dakika müsaade eder misin? Sen konuş, ben geliyorum. Meşhur kovan, kırmızı kovan, dergi. Hesap açmışlar, onu gördüm Sibel.
He? Kırmızı Sibel'in kırmızı kovası diye hesap açılmış. Bugün Ay, onu gördüm. Defteri bile geldi bana. Bir taşını. Oy 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 oy. Hayal gücünüzü başka şeyler için kullanın. Hayal gücümüzü kendi Burada şey hayatlarımızı bilmiyoruz canım. yaratmak için Gündür kullanın. aklı başında olan bir insan. O tür şeyleri biz burada konuşmuyoruz canım. Tamam. Gündür Hollanda'da yaşıyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Yaşıyorum. Ne mutlu Gündür'le bana, beni izleyenlere Türk'üm diyene. Gündür cahil bir insan bu sana cevap verecek. Gündür ona göre dikkat et. Geliyorum. Ay. Küpelerini mi taktın sen hala? Aa evet ya. Günün. Sakımı topladım. Ha? Kolye de takmışsın. Hiç, pek takmıyordu öyle şeyler. Yakışmış Sibel, Ama sana da her şey yakışıyor ya. senin vardı ya. Ha, o mu? Kolluk getirmiştin ya onu taktım. Şimdi Oo. insanlar bunu altın zanneder. Ha. Altından daha Altın büyük da alırız diyelim. Günür elbette. hanımefendi Hollanda'dan getirdi bana. Koluk Alt. şey, koluma takıyordum ya Günür. Hatta Ha. oynarken şunu da taktım bak. Bir gün altını da alırız, niye olmasın ya? Ha. O, ne zaman taktın oynarken? O da yani Oynadım ya. boştu. Ha, bugün mü? Ben izlemedim. Ondan sonra şunu getirdin ya bak. Ha, değişik getirmiştim ya. Birine kotun kemerine taktım şeyine kemer olarak birine de şey yaptım Göbeğini göbeğime. Koptum bu geceyi oynadım. Duruyor bu kotum. İyi yapmış. Sibel, burada bir şey açıklama daha yapabilir miyim ben? Tabii buyurun. Biz dostuz seninle, değil mi? Pek aşkımız pek kalmadı. Çünkü neden? Dostluk daha uygun. Ne? Dostluk daha uygun gibime geliyor. Ha, çünkü ben bir dakika Aurora. Şşş. Günürcüğüm, hayatım, ben şimdi ünlü olup da zaten ben senin sayende ünlü yaptım. Seni Orası kim doğru. tanıyordu? Orası doğru. Şimdi alaka. Orası doğru. Neden Ben bana gider yapmaya çalışıyorsun abi? sana gider yapmaya çalışmıyorum. Durumumu Gelir mi anlatıyorum. yapmaya Ben çalışıyorsun? asla Söyle inkar bakayım. etmedim ki. Bir şey söylemek istiyorum dedim. Buyur efendim. Hadi Söylüyorum. dinliyorum. Hadi. İnsanlar bizi sevgili olarak şey yapıyor. Biz sevgili değiliz. Biz dostuz artık. Onu demek izah Zaten etmeye ben seni çalışıyorum. sevmiyorum ki. Tamam. Bu kadar basit. İyi, tamam. Sevmiyorum. Sevmek zorunda da değilim. Bu kadar basit. İyi, tamam o zaman. İyi. Sadece iyi bir insansın. Yaptığın iyilikleri unutmam. Bu kadar basit. Sevmiyorum. Ben seni seviyorum ama. İki alkolik bir arada olmaz. Ben seni seviyorum. İnsan olarak ben seni seviyorum ama Olmaz. sevgili olarak olmuyor. Sevgili olarak olmuyor. Arkadaş olarak olabilir. İnsan olarak seviyorum seni. Beni sevecek olan insan bana bağırmayacak. Beni karşısında esir almayacak. Çünkü benim iki tane telefonum var. Benim işim gücüm sosyal medyada. Sosyal medyada üreticilik, dijital üreticiliği, video üreticiliği içerikliği yapmasam ben beyin olaraktan rahatsızım Gündür. Seninle Biliyorum. beraber kaç yıldır hastanelere gittim. Benim yüzümden. Özel, yo, yo, yo. No, Ha. no, no. Özel Tamam. olarak. Biliyorum Çekim hayatım, olmadı. biliyorum. Ben biliyorum, evet, biliyorum. Ya Yoğunsun. dağınık da. Ve de çok Şimdi sen başarılısın. beni, sen Sosyal beni. medyada çok başarılısın. Sen bir kere o zaman Gündür Hanım.
Bir şey söyleyeceğim size. Ben Söyle. burada mücadele ediyorum. Hala size göndereceğim 50 euro. Bunu defalarca kez söylüyorsunuz. Sosyal medyada videolara yansıdı. YouTube kanalımda duruyor. Üzerine de 50 euro koydum. Ama çaresizim, gönderemiyorum. Siz bana attığınız zaman anında geliyor. Nasıl oluyor efendim? Ben de onu araştırıyorum. Küründen madden kadim dostuma soruyorum. Mehtap'a soruyorum. Ondan sonra olmuyor efendim. Olmuyor. Hayatım, bazen internet insanı zorluyor ve siz ona Türkiye'den gelemiyorsunuz. olmuyor Gündoğan O oluyor hanımefendi. canım, oluyor. Nasıl İstesen oluyor? oluyor, Tamam. uğraşman Olmuyor gerekiyor. zaten. Otomatik ben zaten YouTube'ya atılacak. Belki buradan birisi Ha, bir bu bilebilir. eksikti, bir Efendim. bu eksikti. Bir 50 Cumhurbaşkanı. euroyu aylar önce bana diyor ki sana göndereceğim. İyi peki Sibel gönder. Hep öyle yapıyorsun. Tencere Tamam, parası gidecekse diyorsun, para ben de mi gönderiyorum. söyledim? Tencereyi almıyorsun, Hala beni diyor 50 euro. uyutuyorsun. 50 Beni euro hala uyutuyorsun, yalan diyor aylardır. söylüyorsun Ama Sibel. bir şekilde efendim Yalan burada söylüyorsun. Her yayında Trump bu 50 euro söz. Gönderme yok. o zaman Trump Sibel. vergoyu indir dedi. Oradan Bari kimlik bırak bari de beni yorma. Her seferinde burada yorulan benim. Lan kardeşim, bir 50 euro bu kadar yorulmaya değer mi? Gönderme o zaman Adresin içine koy gönder Sibel. diyorlar. Gelir mi? gelir tabii. Bak araban falan çıktı. Senin olsun 50 Tamam eurosu. Ben bak. yeter. Bir burada Hapis böyle plakadan söylemediğim yanlıştı. yazılmıştır. Ha. Bak haberi söyle dedi. Tabii canım. Hapisin içine koyayım. Adresine göndereyim. Vallahi Gündür. İyi fikir. Yemin ederim. Şengül abla istediğini engeller, istemediğini engeller. Ben karışamam. Çok sevdiğim bir kişi, tanıdığım kişi olursa araya girerim efendim. Evet. Nasıl? Peki. Ben Afisin içine kanıtlandım. koy. Neyin içine koy? Afisi sağlamdır. Mektup şeydir. Nereye gidecek? Sen de yaptın postacılık yapmadın mı? Taken. Hapistesi mi oluyorum? Euroların annesi burada mı? Konu 50 euro değil canım. Konu söz verip bir tür aylardan beri beni süründürüyor. Yapacağım diyor, edeceğim diyor, şöyle diyor. Konu o. Verdiğin sözü tutmuyorsun Sibel. Madem tutmayacaksın söz verme. En sinir olduğum şey. Söz veriyorsan yapacaksın kardeşim. Aylar oldu. Vice yapabilirdin, yapmıyorsun. Bak tarama yapman gerek, yapmıyorsun. Ondan sonra da olmuyor. Niye olmuyormuş? Bir seninki mi olmuyor? Yapmıyorsun çünkü. Zora gelemiyorsun. Hiç zora gelemiyorsun. Neyse. Bir 50 Yok, sadece şey olarak ne derler? Kulüp paramı gönderdi. Allah razı olsun Günur'dan. Sadece bir jestim olsun. Bir orada bir Evet. şampanya içsin veya viski Tamam. içsin. Olay Aynen bu onun yani. için. Onun için. Olabilir. Niye olmasın? Hadyatımı çıkartıyorum şu an yayından. Daha klip paramız daha. Ben gene gönderebilirim. Niye göndermeyeceğim canım? Oldu mu? Yine göndeririz. Konu şey değil ki. Ama senin şeyin her şeyi sosyal medyaya döküyorsun. O yüzden sevgili olamayız seninle. Hiçbir gizli saklı yok. Her Gönül şey sosyal. Çok sıkıldım bundan. Niye sosyal medyaya döküyorsun? Pardon. Herkese soruyorsun, söylüyorsun aşkım be. Çünkü niye biliyor musun? Niye? O benim hastalığım Gündür. Sen daha iyi biliyorsun. Tamam. O senin hastalığınsa ben de o yüzden sevgili olamam yani. Dost oluruz. Buna göre konuşuruz. Hayır, hastalığım derken ne? Beyin diyor ki ne? Sibel, sen gerçekleri
böyle açıkla. Yoksa krizim var, epilepsim var. Ne bileyim mi diyor beynim. Peki. Okey. Ondan dolayı. Peki. İşte akıllı konuşan bir şey. Boş konuşmaz hayatım. Saçma sapan şeyler yazıyorlar be Sibel'cim ya. İşleri güçleri yok ama. Boş. Very annoying. Ben farklıyorum böyle yazanları. Ne de olsa Euro'ların annesi Şengül annemden öğrendim. Çok iyi öğrenmişsin. Sizinkiniz çok güldüm sizinkiniz ya. Konuk oluyorsunuz. Geçen çok güldüm. Çok seviyorum ben Şengül anneyi. Sen de Allah'a emanet ol Ali Yıldırım. Evet. Gündürcüğüm burada hayat şu şekilde köpekler sokağa işiyor veya çiş yapıyor. Burada herhangi bir cezası yok. Yurt dışında var mı efendim? Hollanda'da. Efendim hiç bilmiyorum ben. Hiç bilgim benim yok. Oturduğum yerin karşısında çimler var. Evet. Orada mesela orası özellikle köpeklere mi ait oluyor? Evet. Lorena hoş geldin. Hı hı. Orası çok güzel. Efendim? Bir de gelip orada temizliyorlar ya belediye görevlileri. Özel köpeklere ait ama burada şey köpek sahipleri bazıları kendileri temizliyor. Bazıları da temizlemiyor. Belediyeden geliyor bir makine özel sırf köpek pisliği temizlemek için böyle çayırlıkları geziyorlar. Ceza konusunu bilmiyorum. Ama Deutschland Almanya'da var olduğunu biliyorum. Nasıl? Almanya'da var mı? Var. Olabilir. Hayır. Ama mesela orada bir baby şey yapmış, altına yapmış bizini, kakasını. Attığın zaman bile ceza. Olabilir. Ya evet bir Demet Menekşe maalesef. Köpek burada her yer, her çimene şey yapıyor. Piknik falan yapamazsın buralarda. Bu da vergi de ödüyorlar. Köpek vergisi ödüyorlar. Köpek sahipleri özel köpek vergisi ödüyor. Evet. Hazır Günür buradayken efendim son olarak neredeydi? Herhalde burada. Sen konuş Günür. Ama yorumlara katılmam, hadi bir şey konuşma. Tamam. Ben anında çıkartıyorum. Tamam canım. Yazanları. Evladım geleyim ben. Köpek beslenmeyle ilgili. Bugün geldi. Aldım. Aa öyle mi? Ha, yazıyorlarmış bak. Aa öyle mi? Senelik 100 euro vergi. Evet evet vergi ödeniyor. İşte bazen köpek sahipleri şeyi düşünüyor. Hem vergi ödüyorum hem de pisliğini temizleyeceğim. Temizleyen de var, temizlemeyen de var. Köpek çok ama arkadaşlar burada. Kedi köpek çok. Ya sabahtan akşama kadar kaç kişi geçiyor burada. İyi ki o makine var. Bir de kışın falan çok sıkıcı olabiliyor. Karın altında her tarafa yapıyorlar çünkü. Her tarafa yaptırtıyorlar sahipleri maalesef. Şimdi alt katın önünde bahçe var. Oraya da yaptırtıyor. Her tarafa yaptırtıyor. Bana göre bazen sıkıntı verici çünkü çok da kokuyor. Şimdi bak hava sıcak. Ben bisikletimi koymaya gitsem yere leş gibi köpek sidiği kokuyor orası. Yani bazen de sıkıntılı olabiliyor ama ne yapalım. Bizim Bursa'da ben şeyi fark ettim. Her yere bina yapılmış, çayır yok, toprak kalmamış. Kedilere, sokak kedisi çok fazla. O yüzden kediler
Nerede ufak böyle işte tek bir yer kalmış, ufak araziler var. Oraya işiyorlar haliyle. Müthiş kedisidiği kokuyor o yerler. Müthiş kedisidiği var. Bu problem yani, problem. Kediler işi yemiyor bir yere. Bir sürü de sokak kedisi var. Yani nasıl olacak? Bizim bahçeye geliyorlar. Bahçemiz leş gibi. Kedi nereye gidecek? Başka yer yok. Ha, 90 euro ile 140 euro ceza yazıyorlarmış Sibel senin dediğini burada. Efendim. Konuş Gündür, bakayım şarjıma. Ne konuşayım canım? Ha, yok. Şey, lafını unutma. En son ben elimde evrak var. Bu tane ile ilgili. Aa öyle Konuşmak. mi? E konuş, koyur, konuş. Ben de duymak isterim. Buyur buyur. Efendim, hazır Gündür Hanım buradayken ve siz sevgili izleyicilerim, takipçilerim. Burada alan kişiler MOBESE kameralarından zaten en son Savcı Bey'e gittiğimde Savcı Bey bana demişti inkar ediyor alan kişiler fakat oturduğu evin MOBESE kameralarına baktıracağım diyerek yine şahısları gözaltına almışlar ve burada ne demiş? Hakim demiş ki ne? Kovuşturmaya yer olmadığını demiş. Savcı Bey de görünen ben gelmiş. Hoş geldin canım. Savcı Bey de demiş ki ne? Failin şekiller yönünden soruşturma devam edilmektedir. Haklarında 148 nitelikli dolandırıcılık ile 149. yağma gasp olarak cezalandırılmasını Bestami çipli olan Çin Pekinisi Bestami'nin Sibel Baysal'a değil benim odama teslim edilmesini demiş Sayın Savcı. İyi, iyi, güzel. Bu güzel haber. Güzel haber. Nasıl seviniyor Hı. Arışka? Sibel, istersen sen Suzan'la görüş. Selam Suzan. Ben yorgunum hayatım. Sabah 5 Sen ayaktayım. rahatsızsan, Ben rahatsız rahatsız değilim. olduysan beraber kapatalım. Biz Ben Suzan'la sabah kuşağı yapıyoruz biliyorsun. rahatsız Akşam değilim. kuşağı da Hayatım. Yorgunum. önemli değil. Yorgunum. Tabii dostum o. Yani. Dediğimi duydun mu? Yorgunum diyorum. Sabah 4.30'dan beri ayaktayım ben. Okey. Yorgun kahvemi de içiyorum. Yo, yeter bu kadar istersen. Ne diyor? Gözün aydın Hayır diyorsun. hayır. Şey yapıyor oradan. Hakim neredeymiş? Hakim oradan diyor ki takipsizlik yani takipsizlik değil de işte şey yapıyor. Savcı Bey de üstüne düşüyor. Çünkü Savcı Bey ilgileniyor zaten. Yine araştırmada. Savcı Evet. Bey'in odasından inşallah kurban oldum Allah. Allah'ın izniyle Olabilir. Bestami'yi He. alıp bu yayınlar olmazsa emin ol Gündür kendime ebedi kokuyla yanaştırdım. Biliyorum Sibel, senin için bu yayınlar çok önemli. Evet. Ne? Senin için bu yayınlar önemli diyorum, biliyorum. Bestami bir yandan evraklar bir yandan, evin icraatı bir yandan, Fuat bu dolandırıcının üçkağıtçı bir yandan,
Davalarım bir yandan. Onları söyle. Başka da bir sürü. Ne evraklar dedim ya daha ne? Evrak başka, dava başka. Yani. Öyle Sibel, öyle. Hilal Benim yine Albayrak'a sen buradan bir Fatma, sevgili kelime. Bestami Baysal. Bir dakika. Hilal Benim Albayrak'a buradan Bestami. teşekkürlerimi arz ediyorum. Bir, müsaade et de Kendisi. biz de bir konuşalım Sibel Hanımcığım. Buyurun. Teşekkür ederim. Benim yayın yasağım kalkmadı güzelim ben. Ne zaman? Cumartesi mi denedim? Cuma mı denedim? Kalkmadı herhalde. Bilmiyorum. Evet. Kime teşekkür ediyorsan et. Sevgililer Albayrak. Sevgili Berdi. Uğur Soylu. Yelir. Roy. Amerika'dan gelen kimdi? Roy. Şey. Aa, şey, evine gelen arkadaş. Adrian. Adrian'da. Adrian. Evet. Çıkın çıkın gelin efendim. Sibel Baysal'ı bir kahvesini, bir çayını için efendim. Başka unutmadın mı? Bir kişiyi daha unuttun. Kim kuzum? Feride'yi. Aaa! Eteri de zaten şu an trende gidiyor. Tren dönüyor mu Biliyorum. anlamadım. Vallahi en son paylaşımını gördüm. İyi yolculuklar. Aa, trenle mi gidiyor da? Evet, Aa, evet. bak tren de ilginç. Aa, iyi yolculuklar diyelim, keyfini çıkarsın. Trenin zevkleri bir başka. Bir de sana madem Gündür şeyden bahsettin de lafını yani aklıma getirdin unuttum. Mesleğimden açılınca ben çok üzgün oluyorum. Evet. İsmini vereceğim burada. Zümrüt Feride'nin offside olaraktan kalkıp nereye bağlayacağım ama iyi dinle bak. Öncelikle aralarında işte bir tartışma oluyor. İşte ona koli atıyor. Koli derken yani Similya, Utka, Mınco değil. Hani birbirlerine koli atanlar ya laleler. İspiri mahiyetinde. Öyle gülüyordu Feride. Ondan sonra kalktı. Ağır ithamlarda bulundu. Onu da es geçeceğim. Çünkü burası çok önemli. Zaten gerekli şeyler Suzan'ın yayınında konuşuldu. Özellikle Feride'nin ismini attım başlık olaraktan. Seven gibi Feride diye, YouTube'ye. Bir de efendim Şükran'a gelelim. Şimdi bugün Şükran diyor ki ne? Zümrüt iyi diyor. Şengül de diyor ki ne? Şengül de diyor ki ne? Feride'ye yaptığını. Ha, o zaman Şükran abla, bak saygımdan dolayı söylüyorum. Eğer ki Feride sana 50 euro, 100 euro gönderseydi, bırak bize gönderiyor. Allah razı olsun. İşi gücü rast gelsin. Kendi istediği zaman gönderiyor. Yani Şengül'e mama al diyor. Sigaranı al diyor. Malbora'nı, fındığını, fıstığını al diyor. Bana da kur Sibel abla. Masanı ziyafet çek, bir olanı eksik etme, salatanı eksik etme diyor. İşi gücü rast gelsin Feride'nin, Sevengül'ün. Burada diyor ki ne? Ay Sümrüt diyor, boş bulunmuştur, öyle söylemiştir. Gerçekten diyor, yani, ya düşünsene, öyle bir şey olabilir mi ya? Mehtap olsun, Suzan olsun, Kürne Maden olsun yani işte. Yani bizden çok olduk, Şengül olsun. Sen Şükran hayırdır ya? Bir insanın Niler Albayrak bile dedi. Niler Albayrak bile geldi yayına ya. Ben çok iyi hatırlıyorum. Neydi ismi neydi onun? Şükran Hanım. Şükran. Şükran Hanım Zümrüt'e ateş püskürüyordu. Neler neler söylüyordu. Değişme mi olmuş? Şimdi Tamam. Sibel'cim, öncelikle şunu belirteyim. Bu camiada, sizin camianızda sürekli bir tartışma var. Ondan sonra tekrar bir barışma var. Ben bir şey diyemeyeceğim.
Bana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Tartışma olabilir, entrika olabilir, macera olabilir. Evet. Tartışma olabilir, gullüm olabilir, komik olabilir. Ama Şükran ablanın o şekilde Şengül'ün yayınında demesi Bir bence Şükran değil. Hepiniz yapıyorsunuz. Hepiniz aynı şeyi yapıyorsunuz. Şükran'ın üzerine yüklenmeyelim. Hepiniz de yapıyorsunuz. Hepiniz değil. Birbirinize yapıyorsunuz. Deride açıdan ağır şeyler yapıyorsunuz. Deride açıdan diyorum. Sen ne açıdan diyorsun? Ben diyorum ki ben daha bir genel olarak bakıyorum. Hepiniz değil. Birbirinize yapıyorsunuz. Deri değil. Daha kaç ay önce senin videonu kim yayınladı? Ya yapıyorsunuz. Hayır canım, olur mu öyle şey? Yapıyorsunuz. Daha ağır küfürler ediyorsunuz. Ondan sonra da barışıyorsunuz kardeşim. Daha bir kaç ay önce kiminle? Hepsiyle. Bugün beni sayla küstü. Sabahla küstü değilim. Yok. Sadece Şükran değil. Hepiniz. Sadece Şükran değil efendim. Zümrüt'le herkes kavga ediyor. Ondan sonra tekrar herkes de barışıyor. Zümrüt'le senin kavgaların, bizim şeylerimiz, Zümrüt'le neler neler yaşadık biz. Yani hepiniz yapıyorsunuz. Madilik. Aynen. Her an her dakika madilik var. Onda geri barışma var, geri madilik var. Hele bu küfürler, ağır küfürler. Ondan sonra Niye da kiride bu kelimeden sonra, bu cümleden sonra evet. barışırsa zannetmiyorum. Bilemiyorum. Sibel, sen de barışıyorsun. Zannet. Sen de barışıyorsun. Ama Hepiniz barışıyorsunuz. bak şimdi Zümrüt benim gibi teyiz mi alıp diyor Gündür. Ben Zümrüt Hanım biraz yaşı var. Belki ondan dolayıdır. Bilemiyorum. Yaşı var mı orada? Dorsak Almanya'da nörolojisi de var, sosyolog da var, psikologlar da var. Ben nasıl burada tedavi görüyorum ayda bir, o da oraya gidiyor. Bak. Ha, Sibel, sen yani ne olur şimdi? Hepiniz birbirinize yapıyorsunuz. Hepiniz. En Ana ağır babaya şeyler, en intihar belden altı şeyler ettiğime yapıyorsunuz hatta. Belden altı. Yurtbey'e Yapıyor musun? atılacağı için ana bacıya iltifat edilmez. Ay, Bugün hep beni ağzınızı açtığında Hilal Ağbayrak gidiyorsunuz dahi kız. takdir etti. Hadi. Yemin Oh, ağzınızı ederim. açtığında Yayınıma gelmeyen Niler Albayrak beni bile takdir etti. Son zamanlar dedi çok iyisin Sibel dedi. En sona Valla bana da yapmadın kalmadı dedi. ben sizden Böyle duydum efendim son ana bacı zamanlar düz iyisin gitmeyi. dedi bana Niler Albayrak. Lailerden duyuyorum yani. Ana bacı düz gitmeyi, kusura bakma. Seni dedi üzülmesin o kadar. O kadar şey yapmasın. Es geçsin gitsin. Ben de onu söyledim. Aman. Hiç kendisini üzmesin yani. Kim? Üzülmesin. Üzülmeyin. Küfür Aa, eder Ferdi gider. gel. Ferdi hasta biliyorsun alalım Ben çıkıyorum gelmek. hayatım. Çıkmak istiyorum. Beni oyalama. Ben yorgunum. Beni konuşturma. Bak çok mantıksız, gereksiz şeyler konuşuyoruz gene. Hepiniz birbirinize yapıyorsunuz. Bunu inkar edemezsin. Hasta. Tamam mı? Hepiniz. Hepiniz. Birkaç ay önce Ferdi senin videonu paylaştı. Birkaç ay önce Suzan neler neler yaptı. Melisa neler neler yaptı. Şükran'la Zümrüt neler neler neler. Aram hepiniz birbirinize yapıyorsunuz. Biz kader arkadaşlarıyız. Hepimiz kadar arkadaşıyız. Hayır. Burada nefretini kusma. Ben nefret kusmuyorum. Ben Yani içimde bu konuda hiçbir insan nefretim yok. Sadece orada tutuyor. gözlemliyorum. Ama Hanımefendi, sen ne iş söylemeye bana bir çalışıyorsun şey şimdi? olmuşsa Niye ben kabul olan bana etmiyorsun? yetişmez. Ya Buna sen İstanbul'da yetişir, Bursa yetişir, neyi? Ankara yetişir diyor. Ne diyorsun sen şimdi? Konuşup konuşup da. Bilmiyorum. Şimdi Bir şey ters, demiyorum. hoşuna Ama gitmeyen bir şey söylediğim için bana düşman kesileceksin. Böyle kardeşim. Neler çektiğini ben görüyorum Sibel. Bu lalülerden. Ağlayan, sızlayan karşımda sensin. Saçını başını yolan. o zaman Buket Ağati benim kaburgamı kırdı. Neden bana söyledin? Zümrüt azmettirdi onu. Neden ikisinden şikayetini geri al dedin de? Neden Ferdi'ye, Riya vesaire ona buna burada ahkam kesmeye çalışıyorsun?
Gündür Ben Hanım. ahkam kesilim. Ben gördüklerimi Niye? söylüyorum. Neden bahsediyorsun? Ya şimdi bak öyle bir şey dediniz. Bunun ismi word salad. Oradan oraya atlıyorsun konuları şimdi. Neyi dedim? Buket Asi'nin Allah sana seninle iyiliği alakalı dokundu. konuşuyorum ben. Tamam mı? Buket Asi'nin sana iyiliği dokundu. Zaten o insan yemiş cezayı. Zaten yemiş kaç yıl. Sen kendin söyledin geri çekeceğim diye. Onu niye savunuyorsun da? Neden Ferdi'yi getiriyorsun? Ben Ferdi'yi Neden kabul etmiyorum kardeşim. Ferdi'nin yaptığını söylüyorum. Bir ara birbirinize girdiniz ya Ferdi'yle. Yokmuyor. Bir ara birbirinize girdiniz ya Ferdi'yle. Ben mi girdim? Ne Buket götüreceğim bana ben? daha Tanımıyorum, çok yetmiyorum yaptı. bir defa konuşmuşluğumuz var. Buket bana daha çok yaptı. Çağla Kalın bana destek oldu. Sen bana destek oluyorsun. Maddi konudan burnundan getiriyorsun. Ne anlamı kalıyor? Yok ya. Sen de bana burada benim bak sevdiğim arkadaşlarım. Gene ille diğer buraya verdiğim arkadaşlarım. Hayır akşamlar. Git davranız varsa gözlerini karıştırma. Niye atacağım? Öyle çıkarsın işte. Efendim görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzelim. Maşallah. Ha. Ferdi'nin sağlığını merak ediyorum. Görüntü versin vermesin ablasına. Zaten şarjım da az. İlk oradan televizyon sesini kapat Ferdi'cim. Güzel kardeşim. Hoş geldin. Nasıl olsun? Hoş buldum. Nasıl gidiyor ablacığım tedavin? Tansiyon çıktı bir de bu hastalığın arasında. Dün akşamdan beri 10'a 6 sonra 9'a 6'ya düştü. Sabah saatlerinde sonra 8'e 4'e düştü. Yani iyi mi kötü mü? Kötü. 8'e 4 tansiyon mu olur? Ha. Sonrasında müdahale ettirdik. Şu anda 11'e 6. Şu an iyi. Normal. Düzeldi mi? Şu anda iyi mi? Tansiyonum düzeldi. Şu an tansiyonda sıkıntım yok. Evet. Tansiyon düzeldi. Sanki ama Ferdi bir şey söyleyeceğim. Sanki ben Ferdi'ye hiçbir şey yapmadım. Aleyhinde hiçbir şeyler söylemedim. Kalkmış gelmiş az önceki hanımefendi beynine yer etmiş. Ya bir kere hatayı sen bende bul. Madem öyle şeysin. Ya tarafsızsın. Değil mi? Ben Sibel. Hastayım. Ben hastayım, yoksa bağlanacaktım. Bir iki kelime söylemek isterdim Gülnur Hanım'a. Ama şimdi hastayken bu tür şeyleri kafaya takmak istemiyorum. Boş ver, takma çocuğum. Tabii kötü olarak değil. Ben bir şeyler söylemek isterdim derken kötü olarak değil. Yani biliyorum canım sen iyi. Yani şöyle dün öğleden sonra balkondan içeriye giriyordum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle bir zembil dedim. Başım döndü. Böyle düşüyordum. Şafak yakaladı beni. Orada tansiyonum bir düştü. Anca da bugün öğleden sonra kaldırdılar. Çorba içiyor musun yoksa dolma mı? Yok kuzum, ben çok çorba içtim. Biraz dolma yiyeceğim. Evet. Efendim şu anda herhalde Ferdi tansiyon olaraktan da inşallah sağlığına kavuşur.
her Lubunya arasında illaki bir kırgınlık, tartışma vesaire olaylar olur. O onu incitir, o onu. Ama hastalıkta, ölümde Lubunyalar illaki Lubunya'nın yanında olur. Hem hastalığında hem de rahatsızlığında. Yani ben kimseyi burada karalama kampanyası yapmıyorum. Zaten arabamın arka tekerinin kampanyası bozuk. Onun gibi kampanya yapmıyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Herkese saygı duyuyorum. Ama istemezdim. Gündür Hanımefendi burada bu şekilde tepkiniz olsun. Sonuçta bir can yani. Aleykümselam Senay. Söylerim. Çok geçmiş olsun inşallah Ferdi. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Şafak, arkadaşların selamı var sana. Arkadaşların canlı yayından selamı var sana. Bana mı? Aleyküm selam. Bir aydır hastasın, gitmedin mi doktora, ne diyor? Bunu özelden de çok yazıyorlar. Sen neden doktora gitmiyorsun ya da neden iyileştirmiyorlar seni diye. Arkadaşlar ben onkoloji hastası olduğum için efendim yoğurdu ayrı tabağıma koy. Deli koydum. Yine tansiyona bir şey olmasın. Sarımsaklı ya. Şöyle söyleyeyim, onkoloji hastasıyım ben. Vücudum, bakın akciğerimde su vardı, çekildi. Şu an o suyun lekesi var akciğerimde, şu kadar büyüklükte. Bu bir sene süreçle izi gidecek ilaç kullanarak. Ama benim şu an akciğer, beni halsiz eden akciğer değil. Beni yatağa düşüren akciğer değil. Beni yatağa düşüren vücuttaki enfeksiyon, iltihap ve kan değerlerimin, bağışıklık sistemin, direncimin düşük olması. Bu hiçbir şekilde çıkaramıyoruz bundan. Mesela ben yarın İstanbul'a döneceğim çünkü Samatya Hastanesi'nde iğnem var. Başka hastanede yiyemiyorum. Bu kadar yani. Önemli bir iğne. Buzdolabında soğuk tutulan bir iğne ve hastanede kalıyor bu iğneler. İğnenin dozu 1004 diyorsun. Bu 2 ay yiyeceğim ben bu iğneyi. Ama bu 2 ay süreç içerisinde bu halsizlikleri, bu rahatsızlıkları, bu baş dönmeleri, bu kusmaları ne yazık ki yaşayacağım. Hastaneye neden yatırmıyorlar? Onu da söyleyeyim. Enfeksiyon olduğu için vücudumda, benim de özel bir hastalığım olduğundan, özel dediğim hastalığım onkolojik kanserden bahsediyorum. Her zaman yatırdıklarında tek odalı bölüme yatırıyorlardı beni. Enfeksiyon bölümünde de tek odalı odada ağır bir hasta var. Diğerleri hep iki kişilik, üç kişilik odalar. Enfeksiyon riski çok yüksek olduğu için hastanede evde bakım daha sağlıklı diye düşündüler. Bir araya gelip doktorlar. Evde tedaviye karar verdiler. Hastanede daha çok enfeksiyon kapma riskim çok. Yani onkoloji hastası olduğum için, kronik hastalığım olduğu için daha çabuk kapabiliyorum. Daha çabuk sistemim düşüyor, bünyem düşüyor. Çeşitli hastalıklara da yol açabiliyor ne yazık ki. O yüzden ben de ne yaptım? Evimden çıktım, buraya geldim. Çünkü evim de çok sağlıklı değil, açık söyleyeyim. Temizlik konusundan değil tabii ki de. Herkes benim temizliğimi bilir, evime gelenler de bilir. Ama çatı yıkıldı, bilmem ne yıkıldı, tavanlar yıkıldı, psikolojim bozuluyor öyle görünce. En iyisi şafağa geleyim dedim, hem temiz hava burası, yatıyorum, kalkıyorum, oturuyorum balkonda. Yani bu şekilde idare ediyorum. Sağ olsun şafak da temiz temiz. Şansım az. Kısaca ben şey yapayım, özetleyeyim. Ondan sonra sen özetle. Neyi abla? Kısaca. Öyle çeker misin buradan? Öyle. Ondan sonra ben özetleyeceğim. olan, genel anlamda özetleyeceğim. Ondan sonra kapatacağım. Abla bir daha söyler misin ya? Bu arada bir karışıklık oldu, anlayamadım ben. Şarjım az dedim. Gönül'le alakalı genelleme konuşacağım. Senin söyleyeceklerin varsa kısaca özetle. Ya Gönül'le alakalı şunu söylemek isterdim ben.
Öyle gözlerini çıkartıp da köpürmesi bir tuhaf. Özellikle benim ismimi zikretmesi. Şimdi Ferdi Sibel Baysal'la alakalı bir video paylaşmıştır ama önce Sibel Baysal ona neler yapmıştır ki? Ben onu tek başına özetleyeceğim burada. Şimdi yani şöyle söyleyeyim. Sen paylaşıyorsun, ben sinirleniyorum, ben de paylaşıyorum. Mesela o paylaşımlarda Gülnur Hanım canlı yayın açıp bana neler söylemiş mesela. Yani gerek yok, boş şeyler diye düşünüyorum. Hele hele şu hastalıktan sonra ben herkese hakkımı helal ettim. Efendim, Herkese. ne diyoruz? Allah Ferdi haklısın. kardeşime tekrardan geçmiş olsun diyoruz efendim. Geliyorum Umarım çıkıyorum. daha iyi olur. Ondan sonra Ferdi çıktıktan sonra geneleme olaraktan kısaca her iki yani Sibel Baysal Bey'inden kısaca özetleme olacak. Benim çok acil bir şekilde kilo almam gerekiyor. Kilo aldırmaya çalışıyorum kendimi. Çünkü 65 kilodan 49 kiloya düşmüşüm bir ay içerisinde. Aynen. Şansın biter paylaşamam Hadi öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. O yüzden acele ediyorum. Arkadaşlar, Evet. Efendim, şöyle kısaca özetleyeceğim. Yemin ederim şarjım biter. Videoyu paylaşamam. Ondan sonra YouTube'da izlemek isteyenler, izleyemeyenler, kaçıranlar izleyemez. Evet. Gündür hanımefendi geldi. Arabadan konu açıldı. Eski kocamdan işte parka çekilmiş Manazgirt Caddesi'nden, Ankara'dan vesaire. Toparlayalım. Buraya da geçtik. Gündür hanımefendi geldi. Güzel muhabbetler oldu. Fakat Ferdi geldi. Düşün kadim dostum Suzan buraya geldiğinde istek attım. Kabul etmedi. Çünkü neden biliyor musunuz? Gündür'le konuşsunlar diyerekten. İki. Üçüncüsüne gelelim. Ferdi. Burası çok önemli efendim. Ferdi bana eğer iftira attıysa boş yere atmamıştır. Demek ki ben Ferdi'ye çatmışım ki Ferdi de bir anlık öfkesine yenik düşmüştür. Sonuçta biz laleyiz. Tamam mı? Kimse kimseye gebe değildir. Sevgili Gündür hanımefendi. Artı Zümrüt'ün lafı geçti. Zümrüt sana da şunu söylüyorum. Doğuştan Almanya'da bunamışsın. Evet kabul ediyoruz bunadığını. Şizofren olduğunu da devletten ödenek aldığını da eyvallah kabul ediyoruz. Bizi ilgilendirmiyor. Allah daha çok versin. Ama Feride'nin ölmüş Sevengül'ün ölmüş annesine ben şahsım adına seni kınıyorum. Beni sevenler de seni kınadı. Zümrüt bu kadar haddini aşmana gerek yoktu. Şahsı adına konuşsaydın veya Hüsnü Baysal, Sibel Baysal gibi priz alıp da ona buna kelime söylemiş olsaydın eyvallah bir insanlar bir yerde silgiyle silerlerdi. Ama sen priz almıyorsun, yayıncı değilsin, solist değilsin, solist olabilirsin kendi çapında ama yayıncı değilsin. Onun için ne olursan ol, Sevengül Feride'nin annesine, ölmüş annesine ben seni annene gıylarım demen sana yakışmadı. Seni gerçekten kınıyoruz. Zümrüt. Öpüyorum efendim. Umarım özetlemeyi geçmişimdir.